Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gümüşhacıköy'de devam etmekte olan ve insanlık içinde hiç şimdiye kadar ehemmiyetini, önemini pek kaybetmemiş, naylon bile çıksa bir sanattan, kendir ip yapma sanatından bahsedeceğim ve kendir ipin yapılışını mutlaka görmemişsinizdir. Gümüşhacıköy'de böyle bir sanat icra edildiği halde buna bazen mazmancılık deniyor. Amasya Müzesi'nde bunun bir örnek tezgahını kurmuşlar ama orada tabii ip sarmıyor. Böyle kendirleri de orada görmüyoruz. Şimdi biz burada geldik. Cemal Usta'nın atölyesinde kendisine de rica ettik. Sizler adına rica ettik. Bize bu kendir ipin yapılışını gösterir misiniz dedik. Bu kendir bitkisi otsu bir bitki. Baharda ekiliyor. Sonbaharda 10. aya doğru sökülüyor, tarlaya yatırılıyor efendim. Yeşil bu aya kadar. Yatırılıyor ve tarlada iyice kuruyor. Rengi şu rengi alıyor. Ondan sonra tarladan bunları tohumlarını aldıktan sonra demet demet yapıyor. Yük halinde neredeyse onun deposu oraya getiriyor. Deposunun orada su havuzuna basıyor. Tam bir ay önce kurutuyor bakın. Peki yeşilken dedim yapsanız olmaz dedi. Yeşilken renk vermiyormuş efendim. Renk vermiyor, yeşil kalıyormuş. Yeşil bir ip düşünün. Ve herhalde kendi öz suyunu kaybetmediği için de belki de mukavemetini kazanmıyor. Kimyevi bir şey var onun demek ki. Efendim onu bir ay havuzlarda ıslatıyor. Sonra çıkartıyor. Alıyor efendim eline. Her bir dalı ucundan kırıyor. İçinden hop bu şeyi çıkarıyor. Efendim kendiri. Bu kendir maddesi. Sadece boru gibi koca 3 metrelik bitkinin içinden şöyle bir şey devamlı çıkıyor efendim. Muzun içinden çıkarır gibi onları çıkarıyor. Bir kenara koyuyor. Çıkarıyor koyuyor. Çıkarıyor koyuyor. Sonra onları getiriyor. Fazla sıkı bir paket yapmadan böyle ip imal eden ustalara satıyor. İşte bunun eğirme tezgahı bu. Bu kendir ipin eğirme tezgahı bu. Bu böyle dönüyor. Şurada 2 tane makara, 2 tane ip var. Şurada da bir tane dönen makara var efendim. Ve bunun ucunda da şöyle bir kancası var. Bütün marifet bu kancada. Bu kancaya şimdi usta takıyor. Ben o yaptıkça size de anlatacağım efendim. Takıyor buradan. Yeni bir ip yapıyor efendim şimdi bakınız. Evet taktı. Şu ipi de beline doladı efendim. Bakın bu ipi buradan çekti. Kendi yürüdükçe şu makaralar dönüyor. Bu makaralar bunu çeviriyor. Bu da bunu çeviriyor efendim. Bakınız. Evet. Gidiyor. Bir durursa. Bakınız ip oldu bile efendim. Keselim bir miktar gönderelim. Bakın. Devam ediyor. Devam ediyor. Ancak bu ipin her yeri aynı kalınlıkta oluyor. İşte ustalık burada başlıyormuş. Ben yapmaya kalktım. Bir tarafı böyle bombe. Böyle karışık bir şey oldu efendim. Adamcağızın malını da zayi ettik. Burada incecik, istediği incelikte yapıyor. Ve böyle ta başa kadar gidiyor. Tabii bu kendir bitkisinin boyu 3 metre. İçinden çıkan lifin de uzunlukları 3 metre. Ama öteki 3 metre ile bu 3 metre birbirinin üzerine bine bine gidiyor. Bütün marifet ustanın elinde. Bunun tam bir ayarında demet yapılıp bükmeye vermesiyle oluyor. Bakınız şunlar olduğu gibi yapılmış. Her biri hazır. Hazır ama neye hazır? Kaç kat yapacaksa ona hazır. Şimdi buradan 3 katı alıyor. Bu 3 katı sarıyor, 1 yapıyor. Şu 3 katı alıyor. Bunu da 1 yapıyor. Etti 2-3 kat. Bir 3 kat daha alıyor. Onu da 1 yapıyor. Sonra bunları da kendi arasında sarıyor efendim. Ondan sonra bakıyorsunuz koca devasa vapurları tutan halatlar meydana geliyor. Evet. Evet. Hani var ya efendim atasözü birlikten kuvvet doğar diye. İşte burada da lifler bakınız tek tek lifken ben onu böyle 2 parmağımın arasında bile koparabiliyorum. Ama şunu koparamıyorum. Neden? Bir birlik hasıl oldu. Sonra bunları üçlü yaptığımız zaman yine birlik hasıl oldu. Ve daha da üçleri de üçleyince 9 olduğunda efendim artık herhalde kamyonu çekecek hale geldi. Daha kalınlaştırdığınızda bu sefer vapuru da bağlayacak hale gelmektedir. İşte emeği olan, el ustalığı ihtiyacı duyulan ve ev geçindirecek durumda olan bir meslek. Ama bu mesleğin hab maddesi artık bu coğrafyada çok fazla yetiştirilirken şimdi yetiştirilemez olmuş. Diyeceksiniz ki naylon vurmuştur canım bunlara. Bunun da buna göre yeri var efendim. Her şey naylonla hallolmuyor. Yani naylon iple bağlayamayacağınız, bilhassa gıda maddeleriyle ilgili bağlama işlerinde mutlaka bu tip şeylerin kullanılması belki yasal yönden de zarureti var. Çünkü naylonun gıdaya direkt temas etmesinde bazen sakıncalı olur. Kullanmış naylonları o oluyor bu oluyor. Ama burada tertemiz bakınız. Organik. Domatesi organik istiyoruz. Biberi organik istiyoruz. İpi aman organik olmasa, anorganik olsa da olur diyoruz. Biz tabii kimseyi tenkit etmek için değil. Biz burada size bir sanatı göstermeye geldik. Efendim zannediyorum konuyu anlatabildim. Demek ki bunun önemli olanı burada sarmak. Geri kalan da şuradaki iki kazığa bunları böyle bittikçe alıyor aktarıyor. Bittikçe alıyor aktarıyor. Bittikçe alıyor aktarıyor. Orada olduğunda da onları bu sefer şöyle dönelim efendim. Bu tarafa doğru döneyim ben. Burada bir çıkrık daha var. Bu çıkrık böyle şimdi Cemal Usta'nın yaptığı gibi tek kişilik değil, 3 kişilik. 3 tane baba yiğit adam lazım. Ki onları üçlü gruplar halinde sarabilsinler. Bu tabii her zaman olmuyor. Şurayı bir dolduruyor. Epeyce bir yedekliyor. Bunu buradan böylece kaldırıyor. Şunu şöyle alıyor. Başka bir kazığı daha dolduruyor. Yani bu kazığın başının sonunu bağladı. Bu karışmıyor efendim. Öyle ama sonra da burada sarıyor. Siparişe göre kaç kat yapacaksa o kadar kat yapıyor. Evet, bu el sanatı anlatımımızı burada noktalıyorum. Ama programı daha noktalamadık. Gidelim bakalım şırıl şırıl akan suların başına. Kendir İp İmalathanesi'ni gördük. Şimdi de Gümüşhacıköy'ün 21 lüleli, 21 tane akan böyle suyu olan Kayınpınarı'ndayız. 21 tane lüle akıyor şu anda şıkır şıkır burada. Kullanan kullanıyor, kullanamayan 1 metre sonra yerin altına girip gidiyor. Buranın üstü açıktı. Her lülenin yerinde böyle taştan bir köşeli kemer tipi bir süs yapılmış. Tabii bu çok ellenmiş. Üstü kapatılmış öncelikle. Yani insanlar su alırlarken ıslanmasınlar karda, yağmurda diye üstü sonradan kapatılmış. Bu çeşme orijinal yapıldığında böyle değildi. Çeşmenin tarihi hususunda pek bilgi yok ama bir 2-3 seneden önce yapıldığını bendeniz tahmin ediyorum. Çukura bir yere konmuş çeşme. Sebebi de gelen suyun seviyesi biraz düşük olduğundan normal zemin üzerine yapılsaydı orada belki bu kadar kuvvetle akamayacaktı. Onun için aşağıya indirilmiş. Böyle çeşmeler Anadolu'da vardır. Ama bu kadar lülelisi az bulunur. Belki Malatya'nın Kernek suyunda bulunabilir. Böyle bol lüleler. Ama burada Merzifon'un hemen yakınındaki, orada da çok, herhalde burada yaşayan kıymetli insanların bir bereketi de olsa gerek. Şurada 3 tane daha lüle yeri olan, şu anda şehir suyu musluğu bağlanmış bir su teknesi var efendim. Bir su havtı var. Onu da sizlere göstereyim. Şimdi karşıda görüldüğü gibi bu tekne taştan oyulmuş ve çeşmenin yapılmasıyla yaşıt efendim. 2 parça halinde yapılmış bu. Yekparesi de vardı burada. Yekparesini bulamadık. Kayıtlarda var. Fakat yekpare su teknesini bulamadık. Bu 2 parça U gibi 2 tane U böyle yan yana getirilmiş ve bir su teknesi olmuş efendim. Tabanı dahil birleştirilmiş. İhtimaldir ki Horasan harcıyla birleştirildi. Çünkü Horasan harcı suyu da sızdırmaz. Bunun herhangi bir su deposu da yok. Gelen gidiyor. Oranın da buranın da. Şu anda şehrin çarşı içerisindeki tuvaletle bunun bir kısmına inşa edilmiş. Eskiden sadece çeşme halindeydi. Şimdi ise bu çeşmede caminin şadrevanı var. Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin. Ama O yetmediği takdirde cuma günleri falan insanlar buraya doluşuyorlar. Burada rahat rahat abdestlerini alıyorlar. Yani Gümüşhacıköy ilçemiz bu bölgenin su zengini efendim. Su zengini. Güzel bir zenginlik. Çünkü dünyamızı su savaşlarının beklediği şu dönemde böyle 21 lüleli suyun, şimdi diyorlar ki içmeyin, niye içmeyin diyorlar. Su pis olduğundan değil de belediye sağlık kontrolünden geçiremediği için, yetişemediği için bu işe, buna tabii içmeyin, bir hastalık falan bulaşabilir. Yoksa hastalıklı değil. Ben de içtim yani, bu suçu işledim, bir şey de olmadı çok şükür. Şimdi efendim buradan bir toprağın yüzünde olan aydınlık bir çeşmeye gideceğiz ve programımızı inşallah orada kapatacağız. Oraya gidelim. Kayınpınarı'ndan sonra şimdi Ağapınarı'na geldik. Ağapınarı'ndaki bu çekimlerimiz, bu bölümümüzün artık sonu olacaktır. Ağapınarı kitabeli çeşmelerin başında geliyor. 9 tane kitabeli çeşme var diye kitaplarda yazıyor ama hepsini kitabeli olarak bulamadık. Zaman içerisinde belki bazı yıpranmalar oluyor. Yani çeşme taşlarından ne isterler efendim? Bunu yüzlerce yıl önce ecdadımız yaptırmış. Dertlerine yani. Diyeceksiniz ki musluğu alıp götüren adam taşı sökmez mi yani? Onda bir kıymet var zannediyor. Bu taşlar para etmez efendim. Bu taşın kıymeti buradadır. Taş yerinde ağırdır. İşte yerde burası. Efendim bu çeşme Ağapınarı. Yaptıranın kim olduğu belli değil. Ancak yapıldığı dönem 1170 senesi yazıyor burada. Yani 1755-56'lara isabet ediyor. Yani Abdülbaki Bey'in büyük hamamı yaptırdığı ve Köprülü Mehmet Paşa, büyük dedesi Köprülü Mehmet Paşa'nın camini ahşaptan kârgire çevirdiği seneye geliyor. Kuvvetle muhtemeldir ki bu çeşmeyi de yine Köprülü Mehmet Paşa'nın torununun oğlu Abdülbaki Bey yaptırmıştır. Görüldüğü gibi bunun mermerden bir su teknesi var efendim. Ve yekpare değil, iki pare, düpare yani. Ama bazı yerlerde maalesef zaman içerisinde herhalde depremlerde falan sallantıyla çatladı. Böyle çimentoyla o ayıbı kapatmaya çalışmışlar. Yani ayıbın üstüne bir ayıp daha koymuşlar. Efendim, Gümüşhacıköy'de günlerdir çalışıyoruz. Ve Gümüşhacıköy'deki çekimlerimizin sonuna geldik. Nasip olursa bundan sonraki programlarımızda Gümüş beldesindeki tarihi eserleri vereceğiz. Yani Gümüşhacıköy'ün esas isim babasının olduğu yere gideceğiz, yerleşim yerine. Bakalım orada ne tarihi hazineler var. Oradaki eserlerin Selçuklu dönemine kadar uzadığını da göreceğiz. Onları da inşallah orada anlatacağız. Gümüşhacıköy Belediyesi'nin teşvikleriyle, efendime söyleyeyim, katkılarıyla yaptığımız bu seri programların sonuna geldik. Ama Gümüş'teki programlarımızda da aynı katkıları, aynı destekleri devam ettireceklerini bizlere söylediler. Biz de kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bugünkü süremizin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.